Yeni ilanlar ve tekrar ilanlarla sayfamıza devam ediyoruz. Balıkesir Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 Aralık 2021 arkadaşlar. Başvurular başlamış durumda 22 Kasım itibariyle. Sözleşmeli 4B personel alım ilanının üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere giderleri özel bütçeden karşılanacaktır. 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrası ile 1978 tarihli ve 7 Taksim 15.754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda yer alan ek 2 maddenin B fıkrasına göre 2020 KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda 15 adet sözleşmeli personel alınacaktır. Son müracaat tarihi 6 Aralık'tır. Başvurulacak adaylar öncelikle genel şartlar 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu'nun 48. maddesinin A bendinde belirtilen şartları taşımak. Özel şartlar tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak ve belgelendirmek. Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekiyor. Koruma ve güvenlik görevlisi 2004 tarihli ve 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 10. maddesinde belirtilen yer alan şartları taşımak. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması. Başvuracak adayların durumunun 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu'nun 4B maddesinin bu şekilde istihdam edilenler hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemini içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler hükmüne uygun olması gerekiyor. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir. Başvuru şekli, yeri ve zamanı: adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup başvuruda bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunun belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar başvuruları ilanın resmi gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde, son gün mesai saati bitimine kadar arkadaşlar, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı, çağış yerleşkesi Balıkesir adresine şahsen yapılacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile faks, internet veya posta ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Başvuruda neler isteniyor? Fotoğraflı başvuru formu, internet üzerinden bunun çıktısını alacaksınız. Nüfus cüzdanı fotokopisi, ben linki videonun altına atıyorum, oradan da buna ulaşabilirsiniz. Nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma fotokopisi, doğrulama kodu olan e-devlet çıktısı kabul edilecektir diyor diploma fotokopisinde. 2020 yılı KPSS sonuç belgesi, doğrulama kodu bulunması gerekir. Başvurulan ünvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir, onaylı belge, katılım belgesi ve sertifika. Eğer istemiyor ise, daha önce çalışmış ise SGK prim günlerini gösterir belge. Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçları: başvuru sonunda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS B grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşmeyi yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle yani 6 Aralık'ta son başvuru, en geç 10 iş günü içerisinde üniversitemizin www.balıkesir.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde
mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Her pozisyonun 4 katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla çağrılacaktır. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan veya başvuru ve sözleşme işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak getirdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak. Atamaları yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Telefonlar arkadaşlar 0266 612 14 çift 0'dan dahili 101-420, 101-402, 432, 101-454, 101-455 ve 101-418'e bağlanabilirsiniz. Mail adresi idarepersonelper@balikesir.edu.tr'dir. Teknisyen bir kişi, erkek, yüksek öğretim kurumları, sahne, ışık ve ses teknolojileri, elektronik nokta teknolojisi veya elektrik ön lisans programından mezun olmak. 2020 KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak, giderleri de özel bütçeden karşılanacaktır diyor. Teknisyen 2 kişi alınacakmış, erkek arkadaşlar tercih ediliyor. Yüksek öğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ön lisans programından mezun olmak. 2020 KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. Yüksek öğretim mekanları envanter sınıflandırma sistemi eğitimiyle katılım belgesine sahip olmak. Akıllı kart otomatik geçiş sistemi ve MOBS kameraları bakım onarımı üzerine 3 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek gerekiyor. Bir kişi teknisyen, yine erkek arkadaşlardan, orta öğretim kurumlarının elektrik veya elektrik elektronik teknolojileri bölümünü bitirmiş olmak. 2020 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. Alanı ile ilgili teknisyen olarak 2 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek. Yine teknisyen bir adet erkek arkadaş alınacak. Orta öğretim kurumlarının tesisat teknolojisi ve iklimlendirme veya sıhhi tesisat bölümü mezunu olmak. 2020 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. Alanı ile ilgili teknisyen olarak 2 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek. Koruma ve güvenlik görevlisi arkadaşlar 3 erkek arkadaş alınacak. Yüksek öğretim kurumlarının özel güvenlik ve koruma ön lisans programlarından mezun olmak. 2020 KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak, müracaat tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, 24 saat esasına göre vardiyalı ve iç dış mekanda çalışmaya engel durumu olmamak. Koruma ve güvenlik görevlisi 2 erkek arkadaş istiyorlar arkadaşlar. Ortaöğretim, lise ve denge okul mezunu olmak, 2020 yılı KPSS P94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak, son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı ya da silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, 2004 tarihli ve 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak, müracaat tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, 24 saat esasına göre vardiyalı ve iç dış mekanda çalışmasına engel durumu olmamak. Temizlik personeli olarak 2 kişi destek personeli adı altında erkek arkadaş, orta öğretim, lise ve denge okul mezunu olmak, 2020 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak, 2 yıl sigorta olarak çalıştığını belgelendirmek, temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
Yine destek personeli temizlik olarak 3 erkek arkadaş, orta öğretim, lise ve denge okul mezunu olmak, 2020 yılı KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak, temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. Bütün bunlar özel bütçeden karşılanacaktır diye belirtilmiş arkadaşlar. Şartları tutan ve müracaat etmeyi düşünen tüm arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sevgiyle kalın. We'll be right back.